nasıl yapacağız bilmiyorum. Sen geldin mi? Geldim. Tamam. Kafam daha geldi. Hala gidiyor. Batamayan evi. Thank you.
otel odamızdayız. Odanın manzarası bu şekilde. Deniz bugün dalgalı. Çok güzel. Evet, dün gerçekten çok berrak güzeldi. Biraz havada serin gibi gölgede. Kapalı Maraş'tayız. Başlayacağız gezimize. Doktor Fazıl Küçük Stadyumu'nun hemen karşısında giriş kısmındayız. Gazi Magosa'da. Gazi Magosa. Magosa? Limanı. Limandır liman. Bisikletsiz gezeceğiz ama şuradan bisiklet kiralama yapılabiliyor. Ondan kimlik sonra karşılığında, para karşılığında aynen, bu işi yapabiliyorsun. Aynen, bisiklet kiralama işi yapılabiliyor. Böyle... Ama yürüyerek gezmek bence daha güzel. Yani tabii hava çok sıcak değilse. Evet, başlayalım bakalım. Hadi bakalım. Bina içine girmek yasak. Girişte iki polis memuru. Fotoğraf çekmek serbest fakat binaların içine giriş yasak diye bizi uyardı. Çünkü hakikaten her an çökebilecek pozisyonda yani. Evet. Hakikaten camlar falan patlamış. Tabii artık kaç yılında burası? Burası 1974 yılındaki Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında kapandı. 2020 yılında da açıldı. 74 yılında. 4,5 kilometrelik bir alan. Vatandaşlık şimdi şey için açıldı. Dolaşmayı bilmem neye. Evet. Kaç yılında açılmıştı? 2020'de açıldı. 2020. İşte yaklaşık 46 yıldan beri kapalıydı. İnsanlar... Ardından açıldı. Şimdi tabii o zamanlardan beri Birleşmiş Milletler'in kontrolü altındaydı. Her şeylerini bırakıp insanlar o anda bırakmışlar evlerini. Geçen sefer geldiğimde bir tane dükkan önünde, şimdi görürsem hatırlarım belki. Bir tane 60'lı yaşlarında bir adam işte Rum tarafından gelmiş. Dükkanda dedesinin dükkanıymış. O zamanlarda tabii çocukluğu geçermiş herhalde buralarda. Adam inanılmaz şekilde ağladı, duygulandı falan. Aslında çok ağır bir şey yani. Hani tabii ki. Tüm çocukluğunun yok olup gittiği ya bir yer. O kadar gezmişken, şey yapmışken. Evini, eşyanı bırakıyorsun. Evet. Bütün hayatını bırakıyorsun, evet, yani. Bir anda. Yeniden hayata başlıyorsun. Şu palmiye kaptan mağara çok adamına benziyor. Evet. Bu oranın deniz tarafı çok güzel. Hakikaten denize girmek için. İnanılmaz bir sahili var. Deniz de mükemmel yani. Göreceğiz Emre'cim. Göreceğiz şimdicik. Biz daha önce burayı bisikletle gezmiştik. Evet, bu ikinci gelişimiz. Yürüyerek gezmenin şeyi daha güzel. Tadı daha farklı burada. Bu sefer dedik uzun bir yürüyüş yapalım. Evet. Yani kaktüsler çok tatlı. Hı-hı. Şöyle daha yakından bakalım. Tam bir gerçekten Akdeniz iklimi. Değil mi? Hatta çöl, yani çölü anımsattı bana bu kaktüsler. Yani Kasım olmasına rağmen yine... Evet, Emre'ciğim de bugün siyah giydim, şapka takmadım. Siyah giyme toz olur dedim. Evet, çok zekiyim. Gel bu taraftan gidelim. Ben de beyaz giydim. Böyle gidelim, böyle tamam. Beyaz giydim söz olacak. Kapat. Çoğu camlar kırılmış ama. Tabii canım. O zamanlar bak, pimapanyak alüminyum camlar tabii. Aa, doğru. O zaman çift cam uygulaması yok. Belki de varmıştır canım. Yani burada bunlar çok... Bunlar otel, otel bak. Margarita Otel. Margarita Otel. Evet. Center Beach. Beach. Otel apartman. O zaman tabii bayağı dünyaca ünlü, şöhretli insanların evleri evet, vesaireleri buradaymış. Evet, burada bayağı hikayeler var yani. Evet. Şey, kumunu da özel getirmişlerdi diye söylemiştin, hatırlıyorum. Öyle bir şeyler vardı. Şimdi deniz tarafına iniyoruz. Evet, birazdan deniz tarafına. Orada bir kafe falan var. Bakalım ne kadar tuvalet yapıyorlardı. Bisikletsiz gezmek. Yani bir buçuk saat falan. Bir de tabii yürüyüş hızına bağlı değişir. İyi spor yapmış olacağız yani, evet, aynı zamanda. Thank you.
Şimdi burası işte Maraş'ın. Aa, burayı geçen geldiğimizde açıktı burası. Hayır. Geçen geldiğimizde biz diğer taraftan geldik buraya. He. Yine aynı yer. Yine içeriden aşağıdan girebiliyorsun. Zaten devamında da biz... Gerçi doğru, insanlar evet, geçmişler oraya. Bu ileriye doğru gideceğiz. Ama tabii ileriye giderken de sonunda bir limit var. Daha fazla gidemiyorsun, kapatmışlar yolu. Zaten küçük bir askerin içinden geçiyorsun. Hatırlarsan buraya ilk geldiğimizde 2020 yılında galiba, 2020 yılında evet, kafe falan yoktu burada, hiçbir şey yoktu. Aynen, bak, kafe de açmışlar. Evet. Denize de girebilir insanlar artık. Gerçekten. He? Baksana kumu ne kadar güzel gözüküyor içinde. Değil mi? Evet. Çöl kumu ya. Çöl kumu geçirmişler diye biliyorum. Hep oteller yapılmış tabii, normal. Tabii. Deniz kenarı. Kumu harika. Sol tarafta giyinme kabinleri falan var denize girenler için. Evet, giyinme kabinleri var, kafe var. Yani buraya denize girmeye geldiğinizde ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz rahat bir alanlar yapılmış. Bunlar biz geldiğimiz ama kış vakti gelmiştik. Ama yine daha inşaat aşamasındaydı. Ocak, Şubat ayıydı 2020 yılında. İnşaat aşamasındaydı. Evet, o zaman daha açılmamıştı. Bakalım Blue Bungalow kalmayı yerde mi yapmışlar? Yok, seyir tepesi, plaj, kafe, bar. Palm Beach'i gördün mü? Her geldiğimizde bambaşka bir şey görebiliriz. Palm Beach yazısını gördün mü? Aa, evet. Hatıralar. Evet. Emre'nin yıllar önce geldiği otel. Burası kiliseye benziyor. Pardon. Evet, burası kilise bence de. Sıcaklıklar nasıl Emre'cim? Evet, oldukça sıcak tabii hayat. Yani Kasım ayında olmamıza rağmen. Güneş yakıyor ya. Yakıyor. Vallahi yakıyor. Yani denize giresim var. Evet, gerçekten keşke alsaymışız. Hasır şapkamı giyerdim böyle. Mikilimizi, mayomuz yanımıza. Evet, bir denize girip serinlemek iyi olurmuş. Evet. Vallahi burada yazlar uzun. Evet, bak New Smoke Jaws çok güzel. Nargile mi veriyorlarmış acaba mı? Yalnız burada inanılmaz bir zombi filmi vesaire çekilir. Mesela The Last of Us'ın dizisi çıktı ya, onun bir de diğer bölümleri burada çekebilirler aslında. Evet ya, gerçekten. Tam bir The Last of Us yani, mekanı. Oyunlarını bitiren ya, bir çift olarak. Hastasıyız. Evet, burası zombi filmlerinin çekileceği ve Last of Us'ın çekileceği yerler. Hastasıyız baba. Titi. Kim? Ayhan Sicimoğlu'nun sözü. Evet. Dede demiyor da, dede bir filmden. Dede sen hatlar yalnız. Öyle bir şey var ya, bir film var, çakallar odansın. Çapkanı almadın aşkım ama evet, başına geçiyor. Güzel bir güneş geçmeye başladı gibi. Toyota'ya geldik yine. Şimdi bu tarafa gideceğiz. Az önce denizden gördüğümüz binaların olduğu tarafa doğru yürüyeceğiz şimdi. Tam tabii da oralar öyle. Çok daha güzel. Güneş oralar tam giriş. Tepede. Evet, görüyorum o yüzden. Çayırlara inerken. Ama yani insan Kasım'da bu kadar sıcak olmayacağını düşünür. Normal şartlarda bu kadar sıcak olmuyordu. Acaba iklimsel bir durum mu? Tabii ki. İklim krizi. Şu anda bizim evimizde fırtınalar kopuyor. Evimizin olduğu yerde. Biz de burada güneş altında. Cafe Escurial. Mükemmel pronansiyonla. İsimleri okumasam evet daha iyi olacak artık. Sadece göstereyim. Pavilion. Pavilion. Bak, Galaxy telefonlar daha bize gelmeden o zaman da burada satılıyormuş. Bunun bir filmi vardı. Dört yıl ağzında şeytanla anlaşma yapıyordu. Hmm. Ondan sonra çok işte iyi gitar çalıyordu falan böyle. Hmm. Filmin ismi Crossroad diye hatırlıyorum. Çok yeni bir film değil. Crossroad, şeytanla anlaşma yaptığın yol anlamına geliyor. Burada sandviç varmış daha önce. Sandviç vesaire satılıyormuş. Sandviççi. Dinos Club zaten. Burada insanlar yaşarken hiç böyle olacağını düşünmeden güzel güzel inşa etmişler her şeyi. İçeride bak, çelle kutusuna benzer bir kutu var. Gerçi çekmece mi o, yanlışla söyleyebilirim değil mi? Öyle evet. Gördüm. İşte burası berber de olur aşkım. Evet, ama binanın içindeki ağacı yok etmeden onu katmışlar dekorasyonu. Bence belediye binası vesaire de olabilir o zaman. Evet, daha özenle yapılmış bir bina. Çok güzel bir işçilik var. Bu türde yapıları çok beğeniyorum ya. Evet. Böyle direkt bir... Bizim evi de andırıyor biraz. Bizim evi mi? Gelecekteki evi.
tedavisine gir aşkım. Hemen gel bir dişini çekeyim burada. Eskiden kalmış aletler. Daha sonra askerler falan da kalkmışlar belki savaştan sonra bilmem ne. İnsanlar girmesin diye. Of bak şu cam çok tehlikeli. Evet. O yüzden yaklaşmayın diyorlar ki mantıklı işte hakikaten. Yok çok sakat yani. Çekme tehlikesiyle karşı karşıya. Beyin cüğünü patlatır. Allah korusun. Buradaki evet. Palmiyeyi kesmişler. Muhtemelen devrilmiş de olabilir. Daha sonra kesmiş olabilirler. Baksana nasıl çürümüş. Şeyleri görmüyor musun? Evet demirler. Tabii kaç. Yani. Ya gerçekten tam bir korku filmi seti yani burası. Tabii ki. Gece sen yalnız kalır mısın burada? Kalamam tabii ki. Götür tutar mı? Kalamazmış. Kalamam. Yemez. Gölge. Muhteşem ağaçların gölgesinde. Bir az uyudum. Bir Emre Kartal. Evet. Yorgunum. Yoruldum ve serledim. Sıcak. Uy cingirim. Rin tin tin. Ne haber? Geziyorsun ha? Teftiş. Merhaba. Ne haber? Ne haber? İyi misin? Çok tatlısın. Evet. Bak şurada Bank of şey, Kıbrıs şöyle Bankası varmış. Hatıra olarak. Hı. Evet. Merhaba. Hadi gel. Oh, şuraya gidelim biraz da. Koş 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 koş. Şimdi yapmaya başladık. Tam güneşin bağrında gezerken. Yalnız zamanla gezdik ama bu Kasım'da da bu kadar sıcak olacağını düşünemezdik. Evet, yani. Gerçekten. Eriyorum. Oh. Neyse, akşam otele geçtiğimiz gibi hemen deniz. Merhaba. Gel bak. Merhaba. Ay çok tatlısın. Sen burada mı köpeği misin yoksa? Burada mı köpeği misin? Oğlumu özledim ben. Vallahi ya. Mikey'cimizi özlettin bizi. Ama bir önceki gelişimizde. Evet orası aslında şey küçük bir sokak yukarı çıkıyorsun. O tarafta bir mescit var. Küçük değişik bir yer. Bir de arka tarafta kaldığı için. Bir de bayağı orada 2-3 tane kedi var. Yani bayağı kedi popülasyonu yüksek orada. Belki daha da artmıştır. Kedi. Kapalımaraş'ın sonuna geldik şimdi. Evet. Dönüş yoluna geçtik. Yani ortalama aslında yürüyerek de bir saatte ki yani çok olduk. Slow motion yürüdük.
Otura kalk. Otura kalk, otura kalk. Sıcaktan yavaşlaya yavaşlaya. Sıcak gerçekten etkiliyor beni çünkü. Evet. Gölgede yürüdüğümde enerjilendim ama sıcak güneşe geldiğimde hemen çöküyorum. Şu 7-Up dediği de bir şey, kola markası. Gazoz aşkım. Ha, gazoz mu? Hmm. Hiç bilmiyordum. Oo, bu bak burası İçmediğin da. İçmediğin için öyle şeyleri. Hı? İçmiyorsun ya öyle şeyleri, o yüzden. Evet. İlgim yok. Bizde sadece ayran, şalgam. Ne güzel. Az önce sessiz sakindi. Aslında. Bak şu an güzel bir serinlik, evet, başladı. Tam ağzımdan aldın gerçekten. Tamam, ben de uzun yaşayacaksın. Ay, değil mi öyle şeyle? Drama Queen, You May Play, You May Play. Ne diyor? For handmade. Ha. El yapımı kıyafetler varmış. Terzi mi acaba burası? Terziydi belki de. Bak, burada da vitrin vardı burası bence. Ha? Burada da bir vitrin vardı bence. Evet. Bence burası restoran aşkım. Olabilir. geldiğimiz yolu geri dönüyoruz. Evet, geldiğimiz yolu geri dönüyoruz. Evet. Tabii ki burada tarihi yaşamak çok güzel bir şey. Tabii ki şu anki güncel pozisyonda insanları görünce bunun pek bir anlamı kalmıyor ama geri kalan da bu binaları ve burada yaşanmış hissetmek insanı gerçekten farklı zamanlara götürüyor her ne olursa olsun. Baktığımız zaman, gerçi az önce muhtemelen duyulmadı. Zaman makinesi olsaydı ve 74 dönemesine evet gidip mikrofonu, o sırada burada yürüyebilseydik çok güzel olacaktı. Mikrofonu açmayı unuttuğumuz evet için tabii olacak böyle şeyler daha. Evet. Daha iyi olmaya çalışıyoruz çekimler konusunda. Ama Westworld'dan bahsetmiştik. İşte o geçmiş zamana gidip o anın içine. Ya var öyle zaman yolculuğu. Bir tane daha dizi vardı ya. Ateşli Rahibeler mi? Ya hani izledik sonra sıkıldık. Sürekli bir romantizm vardı böyle artık. Hani kadın bir taşların arasından geçmişe gidiyordu. Outlander. Evet, geldi aklıma. Ya, çok güzel, çok sevdi. Ben ısınamadım onu yani tabii evet ki. Bir süre sonra şey oldu yani, fazla bir romantizm var. Ya bu arada böyle gerçekten eleştiri yaparken de sanki kendimiz daha iyisini yaparmış gibi, insan olduğu için konuşuyorum sadece kendim için deyip, hani sanki daha iyisini yapabilecekmişiz gibi de eleştiriyoruz böyle kötü ya, şekilde aslında tabii ki bu kendi emek. Kendi zevkimizden bahsediyoruz yani. Sonuçta tabii ki onu çok seven izleyenler bize çok tavsiye ettiler. Daha çok bilim kurgu seviyoruz. Gerçi o da bilim kurguya giriyor mu? Evet aşkım. Evet, ne güzel. Kapat kapat. Evet, buralarda daha eski. Daha çok korku seviyoruz biz canım. Korku. Sonra gece neden uyuyamıyorum? He. Neden uyanıp duruyorum? Neden? Bilinçaltımda bir sürü korku. Gorgu. Gorgu. Korkma kardeş. Gorgu. Bak jet. O zamanlar tabii klima var mıydı acaba diye düşünüyorum 74'lerde. Bence vardır ya, burası. Carrier kaç yılında icat etmişti klimayı? Tabii çok daha eskidir eminim. Kimi icat etti klimayı? Carrier. Bak Kodak. İnsan bir nostalji yapıyor ya. Senin sonra dijital makineler çıktı. Daha fazla fotoğraf çeker olduk ve bilgisayarlarımız, telefonlar çöktüğünde bütün fotoğraflar hiç oldu. Evet, eskiden altın kapılarımız kan oldu. Ne güzel albüm yapıyorduk. Sola da giriş yasak, sağa da giriş yasak. Askeriyenin orası muhtemelen çünkü. Gece burada elektrik mi, jeneratör mü kullanıyorlar acaba? Elektrik geliyor mudur buraya? Buraya mı? Yok. Kapalıdır herhalde. Ama şunlar güneş enerjili bak, görüyor musun? Lambalar. Aa evet, sokak lambaları evet, güneş enerjili. Çünkü az önce onu gördüm, yanıyordu. Yoksa bayağı bir bayağı bir karanlık ve zevkli olur ama ya. Yani hakikaten mesela böyle 2-3 arkadaş böyle gireceksin. O gece karanlığında tabii ki çok ürkütücü olur. İddiaya gireceksin mesela. Yani. Yani yürünür ama tabii tırsarsın. Bir kere zaten. Ses gelsin bir binanın içinde. Ya şeyi tabii geçiyorum. Köpekler gece korku size saldırabilir sana. Onlara geçiyorum. O ayrı konu ama hani buranın ne diyeyim ruhsal bir şeyi varsa vesaire. O insanı unutamayacağım bir anı olarak kalır. Magazin limanı olursun ondan sonra. Ama binaların içinden ses geliyordur hala. Yani evet. Rüzgardır, şeydir. Tabii canım. Camlar kapılar kapanıyordur. Bilmem ne öyle rüzgarda. Evet, günümüzde hala aynı. Ya şu jet ne acaba? İkidir görüyorum. Bir arkada da vardı jet. Ya o bana şey gibi, hani acaba tekne markası mı? Olabilir. Hız tekneleri falan evet, var mıydı o zamanlar? Uçakta alakalı bilet alma yeri falan mı o zaman? Ya da burada turizmci yeri mi? Evet olabilir. Otobüs hani günümüzde. Otobüs bilmem ne tur, otur, bu tur. Aynen. Gölge silahmış gibi duruyor şu. Öyle değil mi? Çık çık. Evet. Bu sağ parmağını da buraya koymuş. Hayal gücüne seveyim. Harbiden. Gezimizi bitirdik. Bir saat. Ortalama bir saat. Evet, sürdü. Ortalama bir saatte ağır ağır yürüyerek, evet, etrafı sindire sindire gezerek. Ama yanınıza sıcaksa şapka vesaire almıyorsunuz. Öğle saatlerine gelecekseniz ve benim gibi siyah giyinmeyin tabii. Evet. Kasım'da olmama rağmen eriyip benim bittim gibi beyaz giyinebilirsiniz. Şurası valinin.
Komutanım mıydı bari? Değil miydi? Komutanım herhalde. I love Magusa. Ha, albayın değil mi abi? Bana? Vaydi Türkiye'ye çok muazzam bir para aldı yani böyle 200 binin üstünde euro. Abi alınmayacak gibi değil ha. Ki mükemmel ama yani. E ne yap, attılar mı Rumlu'da onu oradan, öyle mi oldu, nasıl oldu? Yok, şimdi savaştan sonra he. Tarihleri gösterdi ve o kira bedelini he. Ödedi. Hem şey malın değerini yani faiziyle beraber aldı. Aldı. Geldik, çok yorgunuz. Gözlerim kaymış zaten. Benim de kaymış. O zaman siesta yapıyoruz. Evet, sanki doğal. Öğlen uykusu. Seni yakaladım. Hello, sigara içerken. Bak, ileriki taraf işte Bafra. Bafra'ya doğru gidiyor yani yol. Bafra. Diğer oteller bölgesine daha doğrusu. Hı hı. Onun elinde, ilerisinde şey var ya, yani haritadan baktığında en üç nokta, Karpas. Kıbrıs haritasından ne getir üzerine? Baktığında en üç nokta Karpaz orası. Devam. Şöyle devam ediyor. İşte öyle yoldan gidiyorsun. Peki kaç adım atmışız? Bugün 7300 adım atmışız. Benim için ideal bir şey. Evet. Bilmiyorum, gayet güzel. Daha doğrusu. Günlük çünkü 100 adım atıyorum ben. Toplamda. Öyle güzel oldu yani. İyi, spor da olmuş oldu bir noktada. Que llevo su palma sin duda.